Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kimi dinleyeceğim? Evet, Kıbrıs temsilcisi Elena Sagrino. Soyadını doğru okuyor muyum bilmiyorum. O kadar Yunanistan'a gittim, geldim. 10-15 kere falan galiba ama öğrenemedim daha telaffuzlarını. Evet, çok konuşulan bir şarkı ve şarkıcı kendisi. Özellikle bu son zamanlardaki haberleri, yani Eurovision'la hiç alakası olmayan arkadaşlarım bile attı bana. Bak böyle bir şey varmış diye. Herkesin haberi oldu şarkıdan. Yani bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum. Çok güzel bir PR yapmış oldular. Güzel reklam yapmış oldular. Ee, ve şimdi dinleyelim, görelim. İlk defa izlemiyorum videoyu tabii. Ee, daha önce izlemiştim. Reklamlı versiyonunu izlemiştim tabii. Reklamsız versiyon gelmiş şimdi Eurovision resmi sayfasına. Bakalım reklamsız nasıl oluyormuş. İzleyelim, görelim başlamadan bir şey daha söyleyeyim. Eski bir dansçı ve bir yoga hocası olarak bu videoda bayağı yorum yapacağım şey var. Biraz uzun bir video olabilir. Umarım dansla ve yoga ile ilgileniyorsunuzdur ve hoşunuza gider anlattıklarım. Evet, açıyorum o zaman şu anda. Evet. Şeytanları alt etti ve kölesi yaptı herhalde. Kendini taşıtıyor onları. Ya yani mutlu sonunda bitti bence. Şeytandan özgürleşti. Aferin kız. Olmuş. Evet şimdi yorumlara geçelim. Evet güzel bir şarkı. Beğendim. Yani şöyle ilk dinlediğimde şöyle bir etki yaratmıştı bende. İlk 10 saniyeyi dinledim klibi izlemeden. ya yani bu ne be bad romance şarkısı deyip bir kenara atmıştı. Sonra hadi klibe bir şans vereyim izleyeyim dedim ve ne göreyim bayıldım. Yani gerçekten gördüğün şeyle duyduğun şey, yani oradaki bağlantı çok önemli. Yani biraz işte Eurovision'da bunun önemini canlı yaşayarak görmüş oldum. Ee, yani tek beğenmediğim şey şarkıda bad Romance'ı o andırması fazlaca. Ama hani illa birilerine öyküneceksek ya da işte e, esinleneceksek diyelim bunun hani Billie Eilish veya Ariana Grande falan olması yerine son dönemdeki trend kişiler e, Lady Gaga gibi birinin olması çok daha iyi. Yani sesi de biraz onu andırıyor. E, güzel bir sesi var çok. İnanamadım. Tam bir gerçek bir pop şarkıcısı. Tam bir pop soundu var. Hafif metalik bir tanısı var sesinin. Arada böyle çok güzel ıı, nazal ses veriyor, burnu alıyor sesini. Minik falsetolar falan var. O şeyde özellikle o kısmı beğendim. All the spicy not my icy ve bir yerde bayağı bir önde ve burnunda ses. Onu canlıda da verebilirse çok iyi. Biraz vokalde öyle riskli birkaç yer var. Yani bu nefes kontrolü çok iyi. Tabii bunların stüdyo kaydını düzeltiyor da olabilirler. da böyle söyleyeceğini umuyorum. Aslında çok merak da ediyorum çünkü şarkıdan hani hiç soluklanacağı bir yer de yok. Düzenlemesi bayağı zor, vokal düzenlemesi. Hani sana dans etmenin sadece durup söylemek bile zor bu şarkı. Ya, bir de dans edince nasıl olacak bilmiyorum. Muhtemelen orada bir şu daha rahat söylemesi için vokale bir düzenleme yapacaklar. Biraz soluklanacak arada. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Emre Yücel'e bağladım ama. Yani bunu canlı bu şekilde söyleyemeyeceğini düşünüyorum ben de açıkçası. O yüzden ufak işte ya kayıttan olacak geri vokaller ya sahnede olacak bir geri vokalist. Biraz oraya yükleyecek şekilde yükü bir rearrangement yapacaklarını düşünüyorum. Bunun dışında yani bu klipte bu şekilde bu stüdyo kaydıyla güzel bir performans. Düzenlemelerde çok şey var böyle küçük ince detayları beğendim. Yani işte ritim falan işte o şey akışı şarkının onun dışında bir işte arada o nefes gelen yerler ah, dediği şarkının düştüğünde patlama noktası öncesinde. Bir de en sonunda böyle bir çocuk şarkısı gibi böyle bir sanki 8 yaşında biri söylüyormuş gibi Ayna vel diablo, ayna <laughs> O kısmı hoşuma gitti. Çok değişik. Orayı yaratıcı buldum. Hani benim bildiğim herhangi bir şarkı yok. Hani siz gidiyorsanız böyle bir şey şurada şuradan alınmış, burada duymuştum falan diye. Onu da yazın yorumları. Ben de öğrenmiş olayım. Orası hoşuma gitti. Bir de böyle Alina verdi well, ya, Ayla verdi ya hani bu Hristiyanlar evet sinir eden kısım. şey gibi böyle bir aşk olunca psikoloji böyle güç, psikolojik güç, 8 yaşındakinin seviyesine iniyor falan gibi onu temsil etti benim için, onu çağrıştırdı. Güzel düşünülmüş, yani böyle ince düşünülmüş birkaç yer var. Bunlar hoşuma gitti açıkçası. Kostüm, bence süper. Müthiş, ya yani çıkabilir sahneye. Ee, bir İsveçli şarkıcı Zara Zara Larson, <laughs> konuşamıyorum. Onun kostümüne çok benziyorum. Şöyle Twitter'dan bir saldırıya geçti. Biraz bir araştırma yaptım o konuda da e, ya aynı tasarımcıyla çalışıyor galiba ikisi de ya da öyle lanse etmiş bu tarafı belki bilmiyorum. Ben o kadar bir andırıyor gibi görmedim. Yani, kliple beraber bakınca o zaman andırıyor ama o da zaten başka birinden almış fikri. Onunki de orijinal değil. Ama böyle biraz magazine dökersek işi, hani, magazine dökersek dediğim şöyle hani, kim daha iyi giymiş, who wore better falan diye böyle şeyler vardır iki tanesini resmini böyle yan yana koyarlar. Kim de daha güzel durmuş diye. Yani orada galip tabii ki belli yani öyle bir kıyas olmaz. Yani kıyas ikisini resmin yan yana koymak bile saçma. Hani Elena muhteşem güzel ve çok güzel taşımış kostümüyle. Ve muhteşem bir dansçı. Yani hakkını vermiş. Yani mesela diğerinin topuklu ayakkabı var. Burada çıplak ayak. Yani o bacak boyuyla topukluya ihtiyacı olmamış. Yani çok sıra dışı bir güzellikte bence. Güzel olmayan tek yeri bence bütün fizik ve yüz, göz her tarafta saçları. <laughs> Oraya da gidip <laughs> reklam almışlar. <laughs> o biraz ironik geldi bana. Yani tek çok güzel olmayan yerini böyle sürekli böyle göstermesi tuhaf geldi. Ama işte Saşa'ya verecek para lazım. Muhtemelen dans koreografisini Saşa yapar. Bulgaristan'ı katlettiği için kendisini hiç sevmiyorum. 2018'deki Bulgaristan ne kadar korkunçtu. Ama Kıbrıs'ı çok seviyor Sasha. O yüzden bunda çalışır bence ve güzel olur. Zaten kız kendini kanıtlamış yani burada artık. Yani çok da dans anlamında sorgulanacak bir şey yok. Hiçbir şey yok muhteşem. Yoga pozları kısmını biraz sonra gireceğim. Dans deyince de aklıma Alena Tilki geliyor bu arada. Kalemi saldım. Alena Tilki'ye sallıyorum. Bak bak öğren bunları. Buraya da biraz sonra girelim madem. Bu arada aptal reklamlar olmayınca ne güzel olmuş. Daha arada ne güzel koreografiler varmış. Ama yok ben illa reklam istiyorum. Ee, i̇şte çok şampuan, bir oje reklamı, bir makyaj malzemesi falan bir şey görmek istiyorum diyorsanız onu da sizin için hazırladım. Evet reklamsız bırakmadım sizi. Kullandığım bütün ürünler bu. Yani saçı çabuk yağlananlar için şu gerçekten iyi. Tresa'nın ki iyiydi bir de. Bu biraz daha ucuz ama. Ee, diğerleri hani uzun saçlıysanız zaten bir şeyler biliyorsunuzdur. Hani glisin falan şeyleri iyi. Spreyleri. <laughs> Üzgünüm Eda Shoulders, Eda Shoulders. Kullanmıyorum çünkü. <laughs> i̇yi eğlendim. Bu şarkı evet, sözlerini dinleyince kiliseye çok hak verdim. Kesinlikle. Bayağı, yani bu satanist haline. şarkı dinleme satanist oldum yani öyle bir. <laughs> hani. Now we gonna dance in the moonlight. And then we do it some more falan gibi şeyler söylüyor. Orada acaba then we gonna do some more, then we're gonna do it some more falan gibi bir şey diyor. Acaba orada ne kastettiğini düşünüyorlar. Hani böyle ay ışığında dans edip sonra gelip kedi keselim falan gibi mi? Yani şarkının anlamı çok 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 net. Hani şeytanla kimin kastedildiği, orada metaforun ne olduğu çok net. İronik kısmı metafor kelimesi de Yunanca'dan geliyor aslında. Kendilerini anlamamış olması çok trajik anlamını. Her insanın herhalde yani 15 yaşını geçmiş... Her insanda böyle bir ilişkide bir şeytanla beraber olmuştur diye düşünüyorum. Hemen birisi gelir aklıma. Yani ister lisede işte seni sömürüp ödevini kopyalayan, senden kopya çeken çocuk olsun. İster ileri yaşlarda daha farklı amaçlar için e, sevgini kullanan birisi olsun. Maalesef herkesin hayatına girmiştir diye düşünüyorum. Eğer hayatınızda hiç böyle bir şeytan olmadıysa, bu şarkıyı böyle dinlerken aklınıza kimse gelmediyse... Çok şanslısınız. Böyle bir nazar doğası falan bir şeyler okudum kendinize bilmiyorum yani. <laughs> nazar Ben tüt 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 diyorum size buradan. Evet gerçekten o evet, ilişkiye sıkı sıkı tutunun. Sizi öyle hissettirmiyorsa şu andaki ilişkide olduğunuz kişi ona sahip çıkın. Evet şimdi yoga pozları kısmına geldik. Yaz çok kısa, hızlı hızlı size bu resimleri gösterip övmek istiyorum kendisini. Çünkü övgüyü hak ediyor. Gerçekten. Yogaya başlayayım ve derslerinizi atlamayın. Siz de böyle olabilirsiniz. Ya yani olamayabilirsiniz. Fiziksel kapasiteniz olmayabilir. Ama şu anki olduğunuzda çok daha iyi olacağınız kesin. Evet, başlayalım. Evet, şurada yaptığım Malasana pozu inanılmaz. Gerçekten müthiş bir şekilde iniyor yere. Ve sonra yana dönüşü ya ben denedim ve o kadar güç istiyor ki. Müthiş. ve böyle çok kolay görünen yerler bile çok zor. Mesela şurası. Yani şu omuz açıklığına bakın maşallah. Hani şu ne kadar kolay görünüyor bir kaldırın ve ne kadar zor olduğunu anlayın. Tabii kaldırımdan kastım böyle iyice sıkıştırmak değil. Böyle dik ve açık bir şekilde omuzlarınız boynunuzdan uzak olacak şekilde. Yani şöyle şu şekilde yatıyor kız. Müthiş müthiş. Oo, bir tane usra sana. Camel poz geldi arada. Çok esnek. Evet güzel bir fiş poz. Çok da seksi görünüyormuş gerçekten. Ve yogadaki en güzel poz muhtemelen çoğu insana göre. Hanuman anasana halk arasında şıpagat denen poz. Oraya çok zor bir şekilde giriyor. Ya yani Aktif bir şekilde bacağı kaldırıp çeviriyor. Bayağı güçlü. Arka ayağı yana açmış. Yoga'da aslında ikisinin de düz öne bakması istenir. Öyle daha zor. Eğer kalça açıklığınız yeterli değilse e, yeterliyse pardon yana açmak için. Dans'ta da yani dans'ta da ben dans'ta da tam tersi yana açmanız istenir. çünkü i̇şte O zaman daha hem bacak uzun görünümlü daha karşıdan bakınca estetik görünüyorsunuz. Ha, şu hareket ne kadar güzelmiş. Şöyle bir şey yapıyor. Şu taraftan göstereyim. O Bu tarafım o kadar esnek değil. Bu tarafım daha esnek. <laughs> evet. Bir aşağı bakan köpek koymuş araya. Oradan bir yarım e, kurbağaya doğru geliyor. Evet. Muhteşem bir e, bel omurlarında lombarda muhteşem bir ekstansiyon kapasitesi var. Evet bu bacağın o yüzden o kadar rahat bir şekilde getiriyor arkada. Yani böyle çat diye oyak oraya gelmez. Ve evet, bu köprü değil tam. Masa pozunun biraz yükseltilmişi. Şu ana kadar yaptığı ve çok zor görünmeyen şeylerden daha kolay bir şey aslında eğer omuzunuzda yeteri güç ve açıklık varsa. Ah çok güzel yani. Evet burada. Burada iç rotasyon kapasitesi de yüksek. Bunu görüyoruz. o burada yine bir esneklik şovu. Döktürüyor. Oriental peynir biraz daha fazla olabilirmiş. Yani biraz daha bu tarafta da olsaymış muhteşem olacakmış. <laughs> o kıvırtmayı sadece çok beğenmedim. İyice övdüm galiba. Herhalde bu kadar övmek yeter artık. Evet şimdi kalemi salladığımız Aleyna'ya gelelim. Yani kendisi böyle iyi bir popçu olacağını, dünyaya açılacağını falan kendini inandırmış gibi. ve yani bilmiyorum çevresi mi gazlı yoksa kendi egosu mu çok yüksek? Ve o yüzden kendi yanılgıya sahip. Ama yani o kütüklükle biraz zor. Çünkü yani çok güzel bir kadın değil. Çok muhteşem, yanılmaz bir sesi olan bir insan değil. Dansı da kütük gibi açıkçası. <gülüyor> yani... <gülüyor> Bak Arena'cığım ablalarından öğren. Bak neler var. Dünyada rekabet çok yüksek. Hani bu arada Kıbrıs biraz paraya sıkışık gibi. Evet, Kliplerine reklam falan oluyor. Sen de belki bir özel ders alabilirsin. Evet, bak kız hem iyi şarkı söylüyor, hem kendisi çok güzel, hem inanılmaz dans ediyor ve müthiş esnek ve güçlü. Yani biraz ders almak gerekiyor bence. Hazır paraya sıkışmışlarken fırsatı değerlendir. Ben olsam değerlendirirdim. Evet vereceğim alternatif ödüller de yarışmadan sonra. Bu yani kesinlikle en iyi. ...dans, en iyi dans şarkı kategorisinde... ...aday olacağını düşünüyorum. En iyi dans şarkısında yani... ...çok bedromens esintisi olduğu için... ...koymayabilirim. Çünkü gerçekten bu sene... ...bütün şarkılar çok iyi. Çok aday çıkacaktır orada. En iyi kostüme de... ...bakalım sahnede değişik olacaktır. Yine böyle güzel bir şey... ...daha orijinal bir şekilde gelirse... ...orada da aday olur. Evet, bakalım çok heyecanlı. Nasıl olacak... Hocam bol şanslar diliyorum kendisine. Umarım her şey yolunda ve istediği gibi gider. İstediği gibi performans gösterebilir. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni videolar gelmeye devam edecek. Eski videolarımı da izlerseniz, izlemediyseniz şuralarda böyle bir şeyler çıkıyor olur, linkler. Onları bir göz atarsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz ve bundan sonra ne videoları çekmemi istiyorsunuz? Ee, yani bekliyorum yorumlarınızı. Çok teşekkürler. Yapıyorum. Görüşmek üzere.